Evet sevgili takipçiler, bu videoda da bir hicivle devam edelim. Türk Devletler Teşkilatı Aksakallılarla ilgili bir konuyu ele alalım. Güncel olduğu için. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar toplantısı sonrası Aksakallıların özel kalemleri çay kahve eşliğinde sohbet ediyorlarmış. Azerbaycan temsilcisi, bizim Aksakalımız Karabağ'ın alınması ile ilgili çalışmaları oldu. Türk dünyasının batıdan doğuya bağlantısını sağladı demiş. Kazak temsilcisi, bizim aksakalımız Türk Keneş'in fikir babasıdır demiş. Kırgız temsilcisi, bizim aksakalımız Manas Üniversitesi aracılığıyla Türk dünyasına büyük hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor demiş. Özbek temsilcisi, bizim aksakalımız projeleriyle Türk dünyasını daha çok geliştirecek deyivermiş. Türkiye temsilcisi, sırana gelmesine rağmen düşünceli bir şekilde suskun kalmış. Neyse, Macaristan temsilcisi yanındayken Türk temsilcisinin düşünceli halinden kurtarabilmek için ortaya atılmış ve demiş ki bizim aksakalımız Hun kurultayı yaparak onu destekleyerek ortak tarihimizi Hun devletimize bağlıyor. Ve Türk dünyasını her yıl Macaristan'da topluyor demiş. Bizimkinde yine ses yok. Türkmenistan temsilcisi bizim aksakalımızın atları meşhurdur demiş. Ahaltaki atlarımız parıl parıl parlar ve dünya açlık ile ilgili ilgililer Ahalteke ile Türklerin açlığını konuşur. Aksakalımız da Türkmen atı diyerek dünyada Türkmen adını, daha doğrusu Türk adını duyuruyor demiş. Herkes kendi ülkesiyle cevap verirken Türkiye temsilcisi hala düşüncedeymiş. Herkes konuştuğu için kendisi de bir şeyler söyleme gereği duymuş. Tabi tek kalmış artık, bitmiş. Demiş ki bizim aksakalımız Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Çok iyi bir tüccardır. 15 yıl önce hiçbir şey yoktu. Şimdi 30 gemisi, 4 tane limanı vesaire vesaire saymaya başlamış. Bütün özel kalemler Türkiye temsiline dikkat kesilmişler. Kazakistan aksakalının özel kalemi bir ara en sonunda susunca demiş ki Türk dünyası için neler yaptı? Türk aksakalının özel kalemi hala düşünceli. Demiş ki hocam bir şey bulabilsem onu anlatırdım. Niye uzatıyorsunuz ki? Kalın sağlıcakla, sıhhat, afiyet diliyorum.